gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Lugoff, Güney Carolina. Parantez, E üstü ve D, çarp ya da böl, A, S, ekle ya da çıkar. Lucy Jennings, eşyalarını topla lütfen. Pekala, hadi toparlanıp devam edelim. Sence Lucy meselesi nedir? Bilmiyorum, annesi acayip biri. Önceki gün evlerine polis gelmiş. Merhaba Bobby. Merhaba anne. Şimdi geldim, evet. O iyi, çok konuşkan. Tamam. Görüşürüz. Annem bir şeyler yemen gerektiğini söyledi. Sana bir sandviç hazırlayayım mı? Tamam. İnsanoğlu tarihin başlangıcından bu yana bazı soruların cevabını aramakta. Jean Harlow mu yoksa Jean Simmons mı olmaya çalışıyorsun? Jean Harlow da kim? Önemli değil. Altı Eylül 2006. Lizzy, 5 dakikaya hazır ol. Tamam, geliyorum. Beni yemeğe bekleme. Geç gelebilirim. Selam Kerem. Yemeğe değer bir şey getirmeye çalışın. Pekala, hadi yemeği bitirin. Lizzy, hadi, saat neredeyse 10 oldu. Yine geç kalacağız. Niye hazırlanman bu kadar uzun sürüyor? Özür dilerim. Hadi çabuk. Anne, cumartesi akşamı Amanda'da kalabilir miyim? Annesinden izin aldınız mı? Hı hı. Eğer ailesi için sorun olmayacaksa. Aa, hayır, maskaramı unutmuşum. Geri dönmemiz gerek. Lizzy, maskaran olmadan da okulda bir gün geçirebilirsin. Hadi bakalım, babayı da bırakmam lazım. Hayır anne, gerçekten geri dönmem gerek. Sadece 5 dakika. Okula giderken makyaj yapmak zorunda değilsin. Ama sen işe giderken yapıyorsun. Anne. Lizzy, zaten geç kaldım. Tamam ama anne, bu haksızlık. Bu haksızlık. Bobby. Hayır dedim. Bak, otobüsüm neredeyse gelmek üzere. Tamam, o zaman beni eve götürüp oradan okula yetiştiremez misin? O zaman ben geç kalırım. Bobby, kapa çeneni. Hey, lütfen kardeşinle öyle konuşma. Ve bu konuyu artık tartışmıyorum. Her neyse, zaten hepinizden bıktım. Eğer bu tavrını sürdüreceksen hiç eve gelmeye kalkma. Belki de gelmem. Ne oldu? Annem aptalın teki. Sende fazla maskara var mı? Tabii. AX artı BY eşittir C. DX artı EY eşittir. F denklem sisteminin yerine koyma yöntemiyle çözümünde
birinci ya da ikinci denklemde x ya da y değişkeni yalnız bırakılarak elde edilen ifade diğer denklemde yerine yazılır. Avcılığın ilk kuralı dostum. Buraya karınla konuşmaya gelmedik. Özür dilerim. Pazara kadar dönmeyecekler. Bakarız. Arabam geldi. Bana bir iyilik yapar mısın? Ne oldu? Bizimkiler bunu bir daha üstünde yakalarsa ceza alır. Tamam. Peki. Sadece cumartesiye kadar, tamam mı? Hey. Seni evi bırakmamı ister miydin? Gerek yok. Ben iyiyim, yürürüm. Peki. Sonra görüşürüz. Hey. Churchill County Police. Konuşabilir miyiz? Sorun yok. Sadece bir dakika konuşmak istiyorum. Ne oldu? Bu senin evin mi? Evet. Üzgünüm, seni tutuklamak zorundayım. Ne için? Mülkünüzün etrafında bir miktar kenevir bitkisi bulduk. Ne? Hayır, bir hata olmalı çünkü bizde hiçbir şey yok. Memurlarım çoktan gitti bile. Nereye? Evinin arkasına. Küçük kardeşinle birlikteler. Bobby sizde mi? Üzgünüm, sorgulamak için benimle gelmek zorundasın. Bu da ne böyle? Bu bir bomba. Eğer kaçmaya ya da boynundan bunu çıkarmaya kalkarsan patlar. Anladın mı? Pekala, hadi gidelim. Beni nereye götürüyorsunuz? Kardeşini görmek istiyorsun, değil mi? Yakınımda dur. Evimin arkasında polislerin olduğunu söylemiştin. Yürümeye devam et. Tamam ama neredeler? Kardeşimi görmem gerek. Söyledim ya, oraya gidiyoruz. Sana yakınımda dur dedim. Evet. Merhaba Bobby, sen iyi misin? Hı, acıktım. Lizzie'den sana bir şeyler hazırlamasını iste. Henüz dönmedim. Öyle mi? Peki, birkaç dakika bekleyelim. Seni yine arayacağım, tamam mı? Tamam. Adın ne? Elizabeth. Elizabeth Shaw. Cep telefonun var mı Elizabeth? Hayır. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Daha büyük görünüyorsun. Bakire misin? Ha. Hey Bobby, Lizzie orada mı? Hayır. Peki dinle, yolun sonuna git ve bak bakalım orada mı? Ama anne, oyunun ortasındayım. Sadece dediğimi yap, lütfen. Kimle görüşüyorum? Merhaba Amanda. Ben Madeline, Lizzie'nin annesi. Lizzie'nin nerede olduğunu biliyor musun?
Evde değil mi? Hayır. Sadece neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Otur. Dinle. Burada polis falan yok. Sen kaçırıldın, hepsi bu. Şimdi eğer kaçmaya çalışırsan ya beynini patlatacağım ya da seni vuracağım. Ama böyle bir şey yapmayacaksın, değil mi? Akıllı bir kızsın, değil mi? Hey. Şimdiye kadar neler olduğunu anlamış olmalıydın. Hey Bobby, sen de Lizzie mi arıyorsun? Evet. Benim gitmem gerekiyor, tamam mı? Bastığın yere dikkat et. Burada bekle. İçeri gir. Dediğimi yap, yoksa pişman olursun. Ağlamayı hemen kes. Her şey yoluna girecek. Gel buraya. Beni öldürecek misin? Lizzie! Lizzie! Hadi Amadan! Onlara haber var mı? Hayır, Amanda burada indiğini söyledi. Evinize giden yolun hemen başındaydı. Belki polisi aramalısınız. Evet. Tamam, biz de evde haber bekleyeceğiz. Giderken de aramaya devam ederiz. Peki. Merhaba, kayıp kişi ihbarını bulmak istiyorum. Kızım kayıp. Lizzie! Lizzie! Hadi ama hadi, hadi. Evet, merhaba. Ben Madeline Schoff. 1,5 saat önce aramıştım kızım için. Birisini göndereceğinizi... Evet ama kimse gelmedi.
Evimi bulamıyorsunuz da ne demek? Maine'in dışında. Lugoff'u geçince. Lugoff. Richland County değil, Kershaw. Ah, bir saniye bekleyin. Nedir? 803-43. Tamam, tamam, teşekkürler. Evet, alo. Kershaw County polisi mi? Kızım kayıp, ihbarda bulunmak istiyorum. Evet. Dikkatli sür. Tamam, 20 dakika. Neredeydin bunca zaman? İyi misin? Avlanıyordum. Telefonun tüm gün kapalıydı. Evet, biliyorum. Lizzie kayıp. Kayıp mı? Polis aradım ama beni yanlış büroya bağladılar. Hey, sakin ol. Ne demek Lizzie kayıp? Okuldan beri haber alamıyoruz. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Tamam. Eminim bir sebebi vardır. Sakin ol. Gel içeri girelim. Şey buldun mu? Hayır. Buraya gelmiş olsa bile tüm işaretler ayak izleriyle silinmiş olmalı. Anladım. Etrafa baktık, komşularınla konuştuk. Neden kaçmış olabileceğini biliyor musunuz? Hayır. Yakın zamanda hiç tartıştınız mı? Hayır. Ya siz? Saçma sapan bir şeydi. Bu sabah okuldan önce makyaj malzemesini unuttuğu için kızmıştı. Ama önemli bir şey değildi. Ben kızımı tanırım, öylece kaybı olmaz. Birçok ebeveyn çocukları hakkında böyle düşünür. Birkaç vakada çalıştığım için size şunu söyleyebilirim. Büyük bir ihtimalle bir arkadaşının evine gitmişti. Erkek arkadaşı var mıydı? Hayır. Yani bu mümkün değil. Peki, tamam. Burada yapılacak bir şey kalmadı. Yarın ilk iş sizinle görüşeceğiz. Belki o zamana kadar döner. Hadi. Bir bülten çıkaralım. Eyalet departmanlarını bir kaçak hakkında haberdar edelim. Emin misin? Daha çok erkek arkadaşıyla demeliyiz. İkinci gün. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ana yoldan başlayacağım sanırım. Oradan buraya izleri takip edeceğim. Case Palmer'sın? O zaman sen abilerinin arabasına binip onu yürümesi için orada bıraktın, öyle mi? Arabada pek yer yoktu ve zaten neredeyse evine varmıştı. Daha önce hiç belaya karıştın mı Case? Bu da ne demek? Yasa dışı hiçbir şey yaptın mı? Hayır efendim. Emin misin? Evet. Biliyorsun, bahsetmeyi unuttuğun bir şey varsa başın çok fena belaya girebilir. Evet efendim. Bir şeyler saklıyor. Evet. Orman sınırına bakmak ister misiniz? Ben de nehir kıyısına bakacağım. O her zaman içine kapanık biriydi. Pek sosyal değildi. Peki ya şu çocuk Case Palmerston? Ona ne olmuş? O ve Elizabeth çıkıyorlar mıydı? Sadece birkaç haftalığına.
O Lizzie'nin ilk erkek arkadaşıydı. Çok mu fazla olmuş? Fazla değil tatlım. Nüfus yeryüzünde sınırları belirli alanlarda veya yerlerde belirli zamanda yaşayan insan sayısıdır. Bize işkence etmek için dersi bilerek sıkıcı hale getiriyor. Merhaba. Harika görünüyorsun. Gözlerin çok hoşuma gidiyor. Sakinleşmen ve buradaki durumunu sadece kabullenmen gerek. Kaçmayı düşünmenin bir anlamı yok. Bu sığınağın dışında her yere bu bir tuzağı ve bomba tuzakladım. Ve onları geçsem bile canını yakmak için seni bulmama gerek yok. Kardeşini nasıl sevdiğini biliyorum. Ayrıca senin abarttığın kadar da kötü değil. Burada her şeyimiz var. Sıcak su için güneş ışığıyla ısınan duş, mutfak tüpü. Mutfak tüpünü kullanmak istemezsem yemek pişirmek için şömine. Kompost tuvalet. 12 voltluk aydınlatma sistemim. Hatta televizyon bile, gördün mü? Konfor için gerekli her şey. Hey, ağlamayı hemen kessen iyi olur. Çünkü sen ağladıkça canını daha çok yakacaksın. Şimdi bize anlatmayı unuttuğun bir şey olup olmadığını hatırlamak ister misin? Yoksa biz mi sana hatırlatalım? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Dedikodulara göre ona taşıması için bir şeyler vermişsin. Ben de merak ediyorum, bize bahsetmeyi unuttuğun başka bir şey var mı? Ne yazık ki pek iyi bir aşçı değilim. Yemek işini her zaman karım yapardı. Ve ondan önce de annem. Sen evli misin? Adın ne? Vincent. Görünen o ki henüz haberlere çıkmamışsın. Sanırım bu da kimsenin seni aramadığı anlamına geliyor. Sana çok nazik davranıyorum. Ben yapamam, yiyemem. Eğer senden yemeni istediysem yiyeceksin. Gördün mü? İşte böyle. Beni kendinden uzaklaştırmak istemezsin. Öyle yaparsan o zaman gerçekten kötü olabilirim. Bir şey bulabildiniz mi? Hayır. Şimdi onun için Amber alarmı mı vereceksiniz? Şey, henüz değil, görüyorsunuz. Bugün okulda arkadaşlarıyla konuştuk ve
Görünen o ki erkek arkadaşı uyuşturucu içmekten hoşlanıyor ve sebebi her neyse dün okuldan eve gelirken Lizzie'den bunların bir kısmını taşımasını istemiş. Erkek arkadaş mı? Bundan haberin var mıydı? Onun adı Case. Kim bu çocuk? O sınıf arkadaşlarından biri. Tahminimiz şu, eğer üstünde bu şekilde uyuşturucu varsa o zaman büyük ihtimalle bir arkadaşının evine kaçmış. Ne, ama bu hiç mantıklı değil. Bilirsiniz, üstünde bulma ihtimalinize karşı. Ama onu odasına götürüp öylece saklayabilirdi. Dinleyin beni. Öylece gitmeye karar vermesine imkan yok. Harçlığı hala odasında, en sevdiği kıyafetler, her şey yerli yerinde. Tek açıklama birisinin onu kaçırmış olması. Azıcık uyuşturucu nedeniyle ailesinden kaçtığını düşünüyor musunuz? Yapacak fazla bir şey kalmadı. Bölgeyi aradınız mı? Tazı'yla beraber taradık, hiçbir şey bulamadı. Bu kadar mı? İlk 48 saatin çok önemli olduğunun farkındasınız değil mi? Yarın ilk ışıkla beraber tam bir arama ekibi istiyorum. Bir helikopterle birlikte bulabildiğimiz kadar jipi yanımıza alalım. Emredersiniz. Eğer hala sağsa onu çabucak bulsak iyi olur. Önümüzdeki hafta kuyunun birinden ceset çıkarmak istemiyorum. Üçüncü gün. Kayıp. Elizabeth Jane. Merhaba, bu kızı arıyoruz. Sizin de gözünüz açık olsun, olur mu? Merhaba. Merhaba. Biliyorsun başımı çok pis belaya soktun. Şey, üzgünüm. İsteyerek olmadı. Sadece ne söyleyeceğimi bilemedim. Elizabeth'in ailesiyle konuştun mu? Bence bir merhaba demelisin. Merhaba. Bay ve Bayan Shaw, ben Case. Elizabeth'in arkadaşıyım. Evet, Elizabeth senden bahsetmişti. Evet, biz çıkıyor gibiydik. Erkek arkadaşı sen misin? Buraya gelecek cesareti bulduğuna şaşırdım. Özür dilerim. Aramaya yardım etmek istemiştim. Öyle mi? Belki de kaybolmasının sebebi sensindir. Ardan başlama şimdi. Bay Shaw, Madeline. Bir dakikanız var mı? Sizi Şerif Thompson'la tanıştırmak istiyorum. Şerif. Şerif Thompson ve Madeline Shaw, Elizabeth'in ebeveynleri. Memnun oldum efendim. Hanımefendi. Çok zor bir zamandan geçtiğinizi biliyorum. Ama burada eyaletteki tüm destek ekiplerinin kızınızı aradığını bilmenizi isterim. Eğer orada bir yerdeyse onu eve getireceğiz. Şimdi onun için Umbrella'lar mı vereceksiniz? Durum şu ki korkarım şu an bunu yapamayız. Ama neden? Çünkü Umbrella'lar için bazı koşulların oluşması gerekiyor. İlk olarak araç tasvirine, ikincisi kanıta ihtiyacımız var. Ama iki gündür kayıp. Biliyorum ama şu an için sadece kayıp. Ve bunun bir sürü sebebi olabilir. Buna inanamıyorum. Üzgünüm efendim ama yönetmelik böyle. Ama gerisi halledildi. Medya'ya haber verdik. Ve kızınızı aradığımızdan emin olmanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Dinle.
Cumartesi ne yapıyorsun? Bilmiyorum, bir planım yok. Ailem hafta sonu için gidiyor. Ben de düşündüm ki belki bilirsin. Derse geç kaldım. Ye şunu. Demek kamp yapmayı seviyorsun. Ben de hep sevmişimdir. Bu nedenle kazmayı seviyorum. Toprağın korkusu şey gibi... Nasıl denir? Gerçek. Evet, gerçek. Seksenlerde izciydim, ne bileyim ben... Kampa gider, bütün haftamızı ormanda geçirirdik. Rambo filmlerini hatırlıyor musun? Ha. Sanırım onun için biraz gençsin. Her neyse, o filmlere bayılırdık. Yani o dönem çok ünlüydü. Yani filmlerle ve dövüş sporlarıyla... Neredeyse her hafta sonunu oyun modunda geçirirdik. İşte farklı görevlere çıkardık. Genç komandolar gibiydik. Büyümek biraz da bu demek. Artık oyun oynayacak zaman kalmıyor. Bir şey var mı? Yok. Oraya doğru aramayı sürdürmek mi istiyorsun? Bilmiyorum. Benson'ın arazisine bakmalıyız. Olur. Seni öldürürüm. Bence batı tarafına gidelim. Şuraya bakacağım ben. Tamam. Sanırım onu burada bırakacağız. Şuraya da bir bakalım. Tam buradaydılar ve bizi görmediler bile. Tamam. Hazır mısın? Hadi yapalım şunu. Arkadaşlarının anlattıklarına göre okuldan eve yürürken bir anda ortadan kayboldu. Bölgedeki büyük araba çalışmalarına rağmen polis hala durumu açıklayacak bir delil bulamadı. Bu nedenle de onu tehlikede olan bir kaçak olarak ele alıyorlar. Bana çoktan vazgeçmişler gibi geliyor. Ve onun ailesi bugün kızlarının geri dönmesi için duygusal bir konuşma yaptılar. Elizabeth, eğer oradaysan ve dinliyorsan... Bilmeni istiyoruz ki seni seviyoruz.
Senin için buradayız. Seni geri getirmek için her şey yapacağız. Ve onu alıkoyan kişi. Lütfen ona zarar ver. Ve lütfen. Sadece onu geri istiyorum. Sadece onu geri istiyorum. Hey. Şunu kafana sokman gerek. Hiç kimse seni bulamayacak. Onun dışarıda bir yerde olduğunu biliyorum. Onu hissedebiliyorum. Belki biraz dinlenmelisin. Neredeyse 2 oldu. Dördüncü gün. Sana bir şey sorabilir miyim? Neden beni seçtin? Niye? Özel olduğunu mu sanıyorsun? Ondan mı soruyorsun? Hayır. Bak. Benim için hiç kimsesin. Bir süredir seni ve arkadaşlarını takip ediyordum. Sadece doğru zamanda doğru yerdeydin. Ne zamandır burada yaşıyorsun? Evim diyebilecek kadar uzun zamandır. Daha önce yerin altında yaşayan birini hiç duymadım. Sence böyle yaşamak mı istiyorum? Sen beni hayvan falan mı sanıyorsun ha? Bunu yapıyorum çünkü başka şansım yok. Ne demek bu? Seni kimse incitti mi? Yani bu seni değiştirir. Olayları görme biçimini, insanları. Biri seni incitti mi? Evet, biri beni incitti. Eskiden çok özel bir kadın vardı. Ona fıstık derdim çünkü şirindi. Ve sana söyleyeyim, bana deli oluyordu. Eskiden her sabah bana kahve getirirdi. Bilirsin, ev hanımlığı rolü işte. Neyse, bir gün beni incitmeye karar verdi. Hem de hiç neden yokken. Ne yaptı peki? Yalan söyledi. Hakkımda yalanlar yaydı. Ona tecavüz ettiğimi söyledi. Sonra bir baktım polis geldi. Beni suçlamaya başladı. Tanıdığım herkese gidip sanki doğruymuş gibi söylediklerini tekrarladı. İşte onlar da bir daha benimle konuşmadı. Olayları sadece onun tarafından dinlediler. Ben kimseyi incitmedim, hele fıstığı hiç. Yani yapmalıydım. Yani o yüzden mi buradasın? Kaçmak zorunda kaldığın için mi? Planım onu da buraya getirmekti. Peki ne için? Bilmiyorum. Öldürmek için falan sanırım. O kısmı açıkçası hiç düşünmedim. Neyse. Yetkililer gelip onu eyalet dışına çıkardı. İşte o zaman başka birini bulmaya karar verdim. Gördün mü? Sen...
yem gibi bir şeysin. Dışarıya tüm bu sınağın çevresine bomba tuzakladım. İçeriye de öyle, bak. İşte bir gün görevler bakmaya geldiğinde boom! İntikam. Hey bak, bunu ben istemedim. İşleri yoluna koymak için gerekeni yapıyorum. Burada oyun modundayız. Ve her şey saat gibi işliyor, beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Beşinci gün. Belki bir mola vermelisin. Her gün dışarıdaydın. Dan. Benim tuvalete gitmem gerekiyor. Dahakine beni uyandır. Hey, buraya gel. Bunu bir hırdavatçıdan aldım. Alüminyum infraredi engelliyor. Yani ısı kameraları bizi göremez. Gördün mü? Biliyor musun? Önceki gün bana senin için bir hiç olduğumu söylediğinde bu beni çok üzdü. Sanırım seninle olmaya alışmaya başladım. Öyle mi? Şimdi zinciri bırakabilir misin? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Uzan. Merhaba.
Merhaba. Hayır, henüz olmaz. Neden? Çünkü. İstemiyor musun? Henüz değil. Neden? Çünkü ilk seferin mükemmel olmasını istiyorum. Bu mükemmel değil mi? Altıncı gün. Kahve var mı? Demlik de var. Aramaya gidiyorsun değil mi? Evet. Ne zaman dönersin? Bilmiyorum, işim bittiğinde. Kiliseye gelmeni umuyordum. Gece nöbeti tutacağız. Senin için iyi tabii. Ben şahsen işe yarar bir şey yapmayı tercih ederim. Affedersin. Beni duydun. Senin sorunun ne? Efendimiz her şeyi yoluna sokacak, ha? Anladım. Hiç aklına geldi mi ama belki şu an biraz olsun iman sahibi olmak iyi bir şeydir. Onu duanın gücüyle büyülü bir şekilde geri getireceksin. Öyle mi? Cennetteki ismiyle kutsal babamız, krallık gelip her şeyi sona erdirdiğinde yeryüzü cennet olacak. Bize günlük aşımızı ver. Bizi kurtuluşa yönlendir. Ama bizi tüm kötülüklerden uzak tut. Ne düşünüyorsunuz? Kuzeyde çalışmaya devam mı edelim? Bölgeden son bir kez daha geçelim. Eğer bir şey bulamazsak o zaman herkesi geri çağırırız. Tamam. Siz beni takip edin. Silahları seviyor musun? Aha. Ama hiçbir koleksiyona sahip olacak kadar param olmadı. Bu hangisi mesela? Bu mu? Bu bir Walther. CP88 modelim. Bir saçma tabancası. Yani gerçek kurşun atmıyor mu? Hayır. Nasıl çalışıyor? İstersen sana gösteririm. Sekiz atımlık şarjörü var. Etkili tetiği var. Saniyede yaklaşık 15 metrelik atış yapmak için sıkıştırılmış karbon monoksit kullanır. Gerçek kurşun yok ama yakından ateşlersen eğer öldürür. Gördün mü? Senin elinde kolay görünüyor. Yani ben iyiyim ama o kadar da zor değil. Denemek ister misin? Tamam. Şimdi ilk olarak güvenliğini aç. Nasıl yapacağım? Bak arkasında yanda. Evet, buldun işte. Şimdi onu kıpırdatmadan sıkıca tut. Oho. Dediğim gibi çok sıkı tutmalısın, tamam mı? Yine denemek ister misin? Evet.
Hey hey hey. Dikkat et. Özür dilerim. Ha, al bakalım. Aa, gördün mü? Yeteneklisin. Ayakkabılarını giy. Ne için? Yürüyüşe çıkıyoruz. Sakın aptalca bir fikre kapılma. Gece görüş için. Tıpkı ordudaki gibi. Bunları 151 dolara aldım. Yakınımda dur. Burada bir sürü tuzak var. Kimisi patlar, kimisi seni ayağından vurur. Hadi bakalım, gidip kendimize su bulalım. Pek temiz değil ama kaynatırsan sorun olmaz. Kiminle mesajlaşıyorsun? Sevgilimle mesajlaşıyorum. Nerede olduğumu haber veriyorum. Yemeği bırakan o muydu? Aha. Anlaşamadığınızı sanıyordum. Evet, şey... Şey bu... Bu... Biraz karışık... Karışık bir durum. Aslında beni ondan daha iyi anladığını hissediyorum. Seninle olmak hoşuma gidiyor. Bu çok farklı. Yani benim için de öyle. Ne? Hey, gel buraya. Seni sadece mutlu etmek istiyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Ah, lanet olsun. Ne oldu? Helikopter arama ışığı. Hadi gel, gidiyoruz. Hadi çabuk. Hadi. Ne oluyor? Özür dilerim. Ayakkabına ne oldu?
Ayağımdan düştü. Nerede? Ben bilmiyorum. Geride bir yerde. Lanet olsun. Tamam. Yürümeye devam et. Şuna bak. Hayatımda ilk defa aydan korktum. İçeri gir. Yedinci gün. Şu an Virginia ve Tennessee'de görüldüğüne dair ihbarları takip ediyoruz. Elimizde daha somut bir şey olduğunda size bildireceğim. Bu arada korkarım aramayı yavaşlatmamız gerekiyor. Yavaşlatmak mı? Neden? Neredeyse 31 kilometre karelik bir alanı taradık. Eğer Elizabeth sağsa şu an dışarıda bir yerde. Eğer
Üzgünüm hanımefendi. Ne oldu? Belki siz de gidip biraz uyumalısınız. Sonsuza dek burada durmak zorunda değilsiniz. Tamam, bu akşam bitiriyoruz. Hadi şunları toplayalım çocuklar. Hadi toparlamaya başlayalım. Çok güzel değil mi? Evet. Keşke sonsuza dek burada uzanabilsem. Evet. Biliyor musun, küçükken çok şirindin. Sonsuza dek öyle kalmanı dilerdim. Ama sonra biraz büyüdün ve hayır diye düşündüm. Şimdi daha mükemmelsin. Ve şimdi neredeyse yetişkin olduğuna inanamıyorum. Neredeyse mi? Erkek arkadaşın nasıl? Bana ismini hala söylemedin. Case. Case. Hoşmuş. Dinle beni. Söylediklerimi yanlış anlama. Kendini bir çocuk gibi hissetmediğini biliyorum ama henüz hazır olmadığın hiçbir şey için de acele etme. Tamam. Dinle. Geçen gün için özür dilerim. Haklısın. Birbirimize kenetlenmeliyiz. Vazgeçmek istemiyorum Doğan. Vazgeçmeyeceğiz. Hadi. Sekizinci gün. Hazır mısın? Evet. Kaçta orada olmamız gerek? Tören 6'da başlıyor. Tamam. Dan. Dan, buraya gel. Ne oldu? Hey anne, ben Nezi. Büyük kamyonların gittiği bölgede yer altındayım. Polis çağırın ama dikkatli olun. Gizli patlayıcıları var. Dan, bu o. Yaşıyor. Belki. Ne demek belki? Bu Lizzy. Onu aramalıyız. Hayır. Önce en iyisi polisi arayalım. Bunu sen mi yaptın? Sana bir soru sordum. Ne demek istiyorsun? Silahımı mı elledin? Hayır. Tetiği sıkışmış. Bu demek ki biri onu ateşlemiş ve o kişinin ben olmadığıma eminim. Üzgünüm ama ben bilmiyorum. Bana yalan mı söylüyorsun?
Hayır. Lütfen böyle söyleme. Sana asla yalan söylemem. İnan bana. Silahı koyduğumda tetiğin sıkışmamış olduğundan eminim. Ne oldu bilmiyorum. Ama sana asla yalan söylemeyeceğimi biliyorum. Lütfen. Beni kendinden uzaklaştırma. Bu ne zaman geldi? Bu öğleden sonra gördüm. Tamam, şimdi Şerif Thompson yolda. Dolayısıyla bu sırada fazla umutlanmamak lazım. Ne demek istiyorsunuz? O yaşıyor. Belki, belki. Ama gerçekte kim göndermiş olabilir? Sence bu bir şaka mı? Hayır, öyle ya da değil demiyorum. Sadece bilmek mümkün değil. Bazen bazı kaçıklar böyle şakalar yapmanın eğlenceli olduğunu düşünüyor. Hastalıklı bir şey biliyorum ama... Hayır, hayır, bu ondan geldi. Lakabını kullandı, Lizzie dedi. Bunu başka kimse bilmiyor. Ne yapıyorsun? Mesajı kimin gönderdiğini bulmanın en kolay yolu. O numarayı aramak riskli değil mi? Ya başkasıyla birlikteyse ve onların bilmesini istemiyorsa? Uyarı için teşekkür ederim ama fark etmediysen polis olan benim. Baba, haklıyım değil mi? Tetiği tamir ettim. Hadi gidelim. Telesekreter'e düşüyor. Şerif Thompson yolda, o yüzden en iyisi beklemek olacak. Sence ben o numarayı aramalı mıyım? Ne düşünüyorsun? Yani eğer Lizzie ise konuşmak istediği kişi benim. Arayın o halde. Kız arkadaşıma bir mesaj atmalıyım. Konserve makarna bırakmayı unutmuş. Hey, biraz bekleyin. Şerif geldi. İyi akşamlar. Sanırım şimdi bir ipucu elde ettik. Telefon bu mu? Ben de o numarayı aramak üzereydim. En iyisi aramamak. Eğer gerçekten Elizabeth ise aramak tehlikeli olabilir. O zaman ne yapacağız? Numarayı araştırıp ne çıkacak bakacağız. Bu sırada size de bu konu hakkında sessiz olmanızı öneriyorum. Eğer bu medyaya sızarsa Elizabeth her kimin elindeyse o kişi peşinde olduğumuzu anlar. Ve bu da yapmak isteyeceğimiz son şey. 9. gün. Telefon şirketine göre bu takipli bir telefon. Yaklaşık 3 hafta önce Catherine Heath isimli bir kadın tarafından alınmış. Tamam. Şimdi bilgilerine bakıyorum. Elizabeth'i onun kaçırdığını mı düşünüyorsun? Mesaj o telefondan geldi. Tamam, gidelim mi? Bekleyin bir dakika. Daha önce buraya gelmiştim. Sanırım şüphelimizi tanıyorum. Paylaşır mısın? Adı Vincent Filia. Yaklaşık bir yıl önce cinsel saldırıdan aranıyordu. Evet, hatırladım. Eyaleti terk ettiğini düşünüyordum. Buraya birkaç defa gelmiştik. Catherine Heath kız arkadaşıydı. Belli ki hala öyle. Ne hakkında olduğunu söyleyecek misin? Erkek arkadaşını en son ne zaman gördün? Erkek arkadaşım yok. Vincent Filia. Bilmiyorum. Belki bir yıl önce ayrıldık biz. Yani hala temasta değilsiniz. Beni bir şeyle mi suçluyorsunuz? Çünkü bu taciz. Hey! Evimi dağıtmasan iyi edersin. Şerif. Buna gelip bir bakmak isteyebilirsin. Pekala. Fenerin var mı?
Galiba Vincent'ı neden hiç evde bulamadığımızı anladım. Şerif! Bekleyin bir dakika. Görünen o ki bir kazıcımız var. Bence Elizabeth Shaw'u aradığımız an haberiniz var. Arka bahçenizde bir sürü şey var. Yani? Yani dün akşamüstü Elizabeth'in annesinin telefonuna kızından sizin üstünüze kayıtlı olan bir mesaj geldi. Bu nasıl oldu merak ediyorum sadece. Hatırlayabildiğiniz kadarıyla Vincent'ı en son bir yıl önce görmüştünüz. Hemen hemen. Peki telefonunuzu nasıl ele geçirdiğini bana anlatmak ister misiniz? Çünkü telefon şirketi o hattı sizin 3 hafta önce aldığınızı söyledi. Bu sizin imzanız değil mi? Hanımefendi. Şunu anlamanız gerek. Eğer o kızı öldürürse ve siz bizi yanlış yönlendirirseniz cinayete ortak olursunuz. Vincent'ı en son ne zaman gördüğünüzü yeniden düşünmek ister misiniz? Sadece bana mesaj attığında bagaja yemek koyuyorum. Bu ne zamandır sürüyor? Bilmiyorum. Bir süredir. Sığınağın nerede olduğunu bilmediğinden emin misin? Ne yapmak istiyorsun? Yani yemekleri buradan aldığına göre yürüme mesafesinde olmalı. Benson'un arazisinde bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Federaller mesajın nereden geldiğini yakın zamanda tespit edeceklerini söyledi. Pekala. Bu arada biz de helikopterle alanı bir kez daha tarayalım. Tamam. Biliyor musun? Belki de mesajı halka duyurmamakla yanlış yaptım. Aklında ne var? Görünen o ki basın bunu öyle ya da böyle öğrenecek. Eğer Elizabeth Filia'nın elindeyse ve hala sağsa belki bir kumar oynamamız gerek. Perşembe günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda zayıf yağmur sürebilir. Cuma ve pazar arasında ise Lodos'ta sıcaklık 10-15 derece arasına çıkacak ama Lodos hafif yağmurlara da yol açacak. Rüzgarlar kuzeyden geliyor. Hey! Buraya gel. İnsan şu şeye mazot harcamaktan vazgeçeceklerini düşünüyor. Elizabeth Shaw'un kaybolmasının üzerinden 9 gün geçmesinin ardından polis, ailesinin kızlarından geldiklerine inandıkları bir mesaj aldıklarını açıkladı. Şerif bürosuna göre mesaj Elizabeth'in yer altındaki bir sığınakta olduğunu söylüyor. Dahası polis onun kaybolmasından sorumlu olan kişiyi tespit ettiklerini düşünüyor. Zanlı Vincent Fia, Lugoff'ta yaşıyor ve yaklaşık bir yıldır cinsel saldırı suçlamasıyla aranıyor. Arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Sen ne yaptın ha? Benim hakkımda yalanlar mı yaydın ha? Ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadın mı? Haberleri duymadın mı? Mesajın benim telefonumdan geldiğini söylüyorlar. Ben değildim. Yalancı! Lanet olsun. Lanet. Gelip bizi arayacaklarının farkında mısın ha? Bunu anlıyor musun? Üzgünüm sadece. Ben bilmiyorum. Ben değildim. Telefonuna hiç dokunmadım. Saçmalık. Biliyor musun? Seni hemen şu an öldürmeliyim. Federaller mesajın kesinlikle Benson'un arazisinden geldiğini söyledi. İşte burada. Şu an çok uzağa gidemeyiz. Özellikle de Filia araziyi patlayıcılarla doldurduysa. Yarın ilk ışıkta harekete geçelim. Burada neler oluyor?
Mesajı kimseye söylemeyin demiştiniz ama şimdi bütün haberlerde var. Bay Şof, açıklamama izin verin. Ya Dener'den bunu görürse. Sadece... Ha, o zaman ne olacak? Sadece beni dinleyin. Sizi neden dinleyeyim? Bay Şof, lütfen. Ben ona bir şans ver. Zamanımız tükeniyor. Biz de hesaplanmış bir risk almaya karar verdik. Hesaplanmış risk mi? Bu da ne anlama geliyor? Söz konusu olan benim kızım. Bakın Filia tanıyorum, tamam mı? Filia tehlikelidir. Aynı zamanda korkaktır. Ve muhtemelen eğer onu aradığımızı öğrenirse... son bir yılda yaptığı gibi kaçacaktır. Ve bence bu kızınızı sağ bulmamız için en iyi şansımız. Haklı çıksanız iyi olur. Neden böyle bir şey yaptığını? Beni önemsediğini sanmıştım. Hayatım üzerine yemin ederim. Telefonuna hiç dokunmadım. Ne? Hiç mantıklı değil. Lütfen. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama asla sana zarar vermem. Bak telefonuna. Hiç mesaj yok değil mi? Değil mi? Belki de polis bunları sadece uyduruyordur. Ne? Niye? Seni korkutmaya çalışmak için. Daha önce yaptıkları gibi. Lütfen. Bana inanman gerekiyor. Seni seviyorum. Sadece birlikte olmamızı istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Toparlanıp buradan çıkmaya mı çalışalım? Yoksa en iyisi beklemek mi? Bilmiyorum. Ama eğer ikimizi birlikte yakalarlarsa... seni hapse atabilirler. Eğer buradan kurtulursak... bir gün karım olmak ister misin? Tabii ki isterim. Ama sen zaten evli değil misin? Peki ya yemekleri bırakan kadın? Hayır. O benim kız arkadaşım Kat. Onun kızına aşıktım. Biliyorsun fıstık. Onu fıstık karım diye çağırıyordum. Çünkü onunla evlenmek istiyordum. Gerçek adı neydi? Lucy. Lucy Jennings. İkiniz aynı okuldaydınız değil mi? İşte mesele bu. Eskiden insanların 12 yaşında evlenmelerine izin verirlerdi. Evet. O zaman iki insan birbirini sevdiğinde onlara birlikte olamayacaklarını söylemek nasıl doğru olur? Bilmiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben de seni kaybetmek istemiyorum. Gerçekten mi? Sonsuza kadar mı? Sen burada kal. Tüm bunlar bittiğinde gelip seni bulacağım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Onuncu gün. Dinle. Daha önce sana öyle yüklendiğim için üzgünüm. Her şey çok zor, o kadar.
Durun bir dakika. Elizabeth! Buradayım! 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 Hey! Her yerde seni arıyordum. Merhaba, Elizabeth şofu görmek istiyorum, annesiyim. Hemen şurada, içeri girebilirsiniz ama ona dokunamazsınız. Filyav birden fazla suçtan suçlu bulundu. 421 yıl ağırlaştırılmış hapse çarptırıldı. Elizabeth hayatını yeniden kurmaya devam ediyor. Thank you.